Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size yeni balıkçı kovamdan bahsedeceğim. İnternet üzerinden aldım. Çok memnun kaldım. Ebatları, şimali, kalınlığı. Tavsiye edeceğim size. Castimo diye bir firmadan geldi kovam. 20 litrelik bir kova. Oldukça da kalın. Üzerine balık av sırasında üzerine oturduğum zaman beni rahatlıkla tartabilecek bir kalınlıkta. Ayrıca canlı yem nakli içinde bir yerden bir yere bulunmaz nimet gibi gözüküyor. Yani ben bunun üzerinde küçük birkaç oynamalar yaptım. Öncelikle şöyle hortumlar aldım. Yapılma şeklini de bir yandan göstereyim size. Şuraya. Önce bunun iki tanesini birbirine Japon yapıştırıcı vasıtasıyla yapıştırdım. Tabii ki içinde bir çubuk varken bu ne işe yarıyor? Öncelikle bir de ondan da bahsedeyim. Şöyle bir ayağım var. Av sırasında tripod olarak kullanabiliyorum. Oldukça da kullanışlı. Portatif bir malzeme. Direkt buraya geçebiliyor. Bunun uçlarında çeşitli uçları var. Daha sonra onu oraya da gelip oraya da orada o kısmını da anlatacağım. Bu şekilde hortumlar aldım. Bu hortumların iç çapı 13, dış çapı 20 gibi kalınlıkta. Her iki tanesini, önce iki tanesini birbirine Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdıktan sonra orta kısma bolca silikon sürüp kovanın tam sapının hareketli kısmına yapıştırıyorum. Daha sonra üçüncü şeyimizi, hortumumuzu bunun üzerine gene silikon aracılığıyla yapıştırıyorum ucu. Fazlalığını kesiyorum. Ne işe yarıyor şimdi bu? Kamışımın ayağını buraya takabiliyorum. Üç tane olmasındaki sebep ağırlıklardan, yaylanmalardan, amortisör gibi üzerinde absorbe etmesi ve kırılmaları engellemesi. Biraz kovadan bahsedeyim. 20 litrelik bir kovamız var. İçi oldukça büyük. Boyunu söyleyeyim. 31 santimetre gibi, 30-31 santimetre gibi bir yüksekliği var. 32 santimetre gibi de çapı var. Canlı yem için teke, istavrit, kaya balığı, canlı yemle yakalanabilecek her türlü yemlik balığın nakli için bulunmaz bir kaftan. İnternet üzerinden aldım demiştim. Firmadan bir tane daha ekstra kaftan rica ettim. Sağ olsunlar ilave ettiler. Bunun için aldım. Ortaya bir tane delik deldim. Eski kovamda da vardı. Burada aynı modifikasyonu yaptım. Şöyle bir hava hortumumun taşı var. Bunu buradan geçiriyorum. Bunun üzerine taktığımızda içindeki canlı yemleri uzun süre yolculuk esnasında canlı kalmasını sağlıyor. Bunun yanında USB'den çalışan şöyle bir hava pompam var. Bu da AliExpress üzerinden getirdim. İç piyasada bulabileceğiniz bir şey. Bir tane power bankım var. Power banka taktığım zaman bu şekilde birkaç gün hiç durmadan çalışabilecek kapasitede. Allah'a gittiğimiz zaman bunun içinde tabii ki canlı yerim uzun süre tutmuyorum. Yolda seyahat esnasında bunun içinde duruyor.
Allah'a gittiğimde şu şekilde saniye rica edeceğim. Yaşatma sepetlerim var. Bu işte bunu teke için kullanıyorum. Çok büyük olmayan bir sepet. Bunun bir büyüğü de var. Burada eğer ki işte kıraç olur, istavrit olur, kaya balığı olabilir, kefal yavrusu olabilir. Bunların naklinde, suyun içinde saklanmasında kullanıyorum. İçine yemlik balığı koyduktan sonra ağzını sıkabiliyorsunuz. Burasında bir tane de şöyle bir aparat yaptım. Bu o ipin ucuna bir karabina ilave edildi. Bunu ne için kullanıyorum? Su çekmek için kullanabiliyorum. Kovanın ucuna buraya takıyorum. Suya indirip kaldırdığımda bunu rahatlıkla taşıyabiliyor. Sonrasında bağlı olmadığı için ayak altında elime dolaşmıyor. Yaşatma sepetlerime takabiliyorum. Bunu da işte tripodun borusuna bağlıyorum daha sonrasında. Atıyorum tekelerim bir miktarını kovanın içine alıyorum hepsini. Kovada yaşatmıyorum. Çok teke olduğu zaman bir süre sonra hayvanlar ölebiliyor. Onlar 15'er, 20'şer, 20 tane gibi kovanın içine ilave ediyorum. Daha sonra fazlası suda canlı olarak duruyor. Direkt deniz suyunda olunca daha hareketli oluyorlar. Daha avcı oluyorlar. Uzun süre pompadan gelen havayla beslendiği zaman artık bu tekeler bayışmaya, ölmeye yakın hale geliyorlar. Avcılığını yitiriyorlar. O yüzden bu ve kova bence çok lüzumlu bir aparat. Gelelim. Şeyimize, tripodumuzun çubuğuna. Bu istediğiniz gibi ayarlanabilen bir malzeme. Boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Sonrasında sıkabiliyorsunuz. Bunun ucu universal bir parça. Çıkarabiliyorsunuz bu çatalı. Bunun yerine nerede? Şöyle alarmlarım var. Bunları bağlayıp av esnasında birden fazla kamışla av yaptığım zaman birbirinin arası ne kadar avcı olursa aralık açık olursa avcılığı o kadar artar. Çünkü hiçbir meraya balık bulunduğum meraya balık girdiği zaman aradaki 3 metre 5 metre aralıklarla atılan iki kamışın ikincisinin şansı biraz daha az olur. Ama arayı ben ne kadar açabilirsem avcılık şansım o kadar fazla oluyor. Tabii bu arada her ikisini birden kontrol etmek zor. Onun için böyle bir aparatım var. Bu misinanın üzerine takılıyor kamışla. Balık hareket ettirdiğinde bu aradaki bilya hareket ediyor ve bana sesli ikaz veriyor. İkazı aldığım zaman koşup hemen kamışın yanına gidip balığı alıyorum, yakalıyorum. Bence çok kullanışlı bir aparat. Sizin de tedarik etmenizi isterim. Her balıkçının çantasında bulunması lazım. Bunun dışında bir aparatım daha var. Bu da benim daha önceki kovam. Daha küçük bir kovaydı. Yoğurt kovasından yapmaydı. Aynı sistemi kullanıyor idim. Bu kovayı bulduktan sonra aynı hortumdan buna da yapıştırıp
aynı avcılığı sağladım. Bu da ne işe yarıyor? Bazen kumluk meralarda el oltasıyla attığım zamanlar oluyor. Buna da şöyle bir şey yapıyorum. Atıyorum 30 kulaç, 40 kulaç, 50 kulaç neyse atacağım mesafe kadar şeyi açıyorum, isinayı açıyorum. Ucuna küçük bir düğüm atıp şu araya takıyorum. Ucuna da bir fosforlu ışıldaklardan bantlıyorum veya işte bir ip vasıtasıyla sarıyorum. Bu burada durduğu makaramı da kovanın içine atıyorum. Kumların içinde yani balık geldiğinde alıp gidemiyor. Bunun içinde kalıyor. Tabii içinde su olmuyor o zaman. Kovanın içine ya kurşun koyuyorum veya bir ağırlık koyuyorum. Şuraya takıyorum. Balık geldiğinde ufak yaylanmalarla zaten bu absorbe edebiliyor. Çok asıldığında bu aşağı iniyor ve kurtuluyor. Başlıyor yavaş yavaş açılmaya. Ben uzaktan bu lambayı görememişsem buraya koyduğum ışıldağı balığın yakalandığını anlıyorum. Tabii bu levrekmiş, karagözmüş, eşkinaymış. Bu tür balıklarda balığın yemi yutmasına müsaade edeceksiniz. Yoksa çok hızlı bir şekilde kusuyor. Yani lüfer serisi gibi, familyası gibi değil. Hızlı tasmaladığınız zaman balık hemen ağzındaki yemi dışarı atıyor, kusuyor ve kaçıyor. Kaçmasına müsaade etmemek için bir müddet boşluk vermeniz lazım. Balık bunun ucundaki gerginliği anladığı zaman da gene kusuyor. Küçük bir yaylanma oluyor. Beka yaylanmanın ertesinde buradan kurtulan misina yavaş yavaş balıkla gidiyor. Bir süre sonra ben onu fark etmişsem balığın yürüdüğünü yanına gelip tasmalayıp balığı alabiliyorum. Bu çok pratik ve kullanışlı bir şey. Çelik telden yapılmış. Bunu da vakti zamanında kısık balıktan almıştım. İkincisini de yakın zamanda aldım. 5 liraymış. Alınmayacak bir şey değil. Bunun da sizin çantanızda bulunmasını tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğen butonuna tıklayıp abone olursanız gelecekte yayınlanacak videolardan siz de istifade etmiş olursunuz. Bundan sonraki videomda muhtemelen Baltabaş Karagöz zamanı fakat yasaklar yüzünden gidemiyoruz. Yani av saatini de yasak olduğu için avlayamıyoruz ama inşallah yakın zamanda bu şey kalkacak. Kilo üstü Baltabaş Karagözler çıkıyor. Bunlar için de bu ekipman şart. Olmazsa olmaz. Bundan sonraki videomda Baltabaş Karagözler için kullandığım takım ve av esnasında dikkat etmeniz gereken hususlarla ilgili bir ayrı bir video hazırlayacağım. Bundan sonraki videomda o olacak. Takipte kalmanızı rica ediyorum. İyi akşamlar, görüşmek üzere.